Yavaş. Wow. Oh Future Star. Emerson olma. Emerson olma. Evet arkadaşlar yeni bir YouTube videosu birlikteyiz. Sizin için Food Champions ödüllerini açacağız. İlk önce kendiminkileri açacağım. Sonra da arkadaşım Naci'ninkileri açacağım. Ben elit 3'te bitirdim. Sonunda başardık bunu. Ee, Nasıl elit 3'te bitirdiğim, hangi kadro hangi taktiklerle bitirdiğimi yukarıya bırakıyorum. Videodan sonra izleyebilirsiniz. Ee, bu senin ilk eliti geldi. Çok memnunum. Ee, i̇lk önce bir takıma bakacağız. Sonra da ödüllerimizi açacağız. Yalnız gördüğünüz gibi orada 36 paket yazıyor. O paketler e, 50'ye kadar çıkacak. Siz bu videoyu cuma günü izleyeceksiniz. Aynen siz bu videoyu cuma günü izleyeceksiniz. Cumartesi günü yani cuma akşamı yeni gelen headlinerlarla açacağım. Bütün pekleri biriktirdim. Satılabilir pekler o videoda olacak. Yani siz cuma günü izledikten sonra cumartesi günü dehşet bir video daha geliyor. O da bütün birikmiş paketlerin açılımı olacak. Ee, diyelim evet Loris Premier Lig'de iyi kalecilerin arasına girdi artık. Belki de en iyisi Team of the Year Alisson'dan sonra. Delik hala çok yavaş ne yazık ki ya. Bir türlü çocuğu hızlandıramadılar. Yani durmadan inform falan alıyor. Bir şeyler alıyor. Çocuk bir türlü hızlanamadı. Geçelim. E, büyük ihtimalle en kullanılabilir kart Firmino ile birlikte ve Loris ile birlikte. E, TS gayet güzel. Gayet komple bir oyuncu. Bütün prolarda e, kullandı zaten onun zamanında. Bütçesi pahalı bir sol beke yetmeyen oyuncuların hepsinin tercih ettiği kartlardan biriydi. E, tavsiye ediyorum. <laughs> güzel bir kart. Di Maria hala 2 büyük futum var. Bakacağım hızlıca. Evet, hala 2 büyük fut var. Ne yazık ki iş yapması imkansız. Yani kadar dripping'i güzel ama yeteri kadar hızlı değil ki büyük futlu bir oyuncuya göre. Hani bir adam atrarı olsa falan neyse para yok. 44 pez konuşmuyorum bile. Santi Cazorla'yı çok severim ama ne yazık ki çok yavaş. Yani bir 10 numara pozisyonda oynatmak lazım ama onun için de çok yavaş ve şu çok kötü. Ee, Sancho hızlı bir kanat, uçar, kaçar hem de şey yapmışlar. Pozisyon değişimi de gelmiş Sancho'ya. Güzel bir kart. Hani orta ve alt bütçeli Almanya Ligi kadroları ya da İngiltere'li oyuncu bağlayabilen oyuncu için yararlı olur. Evet. Şimdi gelelim ileri üçlüye. İleri üçün en kötüsü bu arkadaş mi bu ne yazık ki yeterli değil. 82 69 acceleration çok önemli. Ya. Acceleration çok önemli. 69 acceleration skandal ee, ve galiba dengesi ya da çevikliği çok kötüydü. Immobil'in de dengesi kötü ama belli bir hızı var en azından. Ee, çok daha kullanılabilir. Çok daha iyi bir kart Lukaku'ya göre bence bir şans verilebilir. Güçlü bir kart çünkü. Çok da yavaş değil. 68 denge dışında genel bir problemini görmüyorum kartın ee, diyebilirim oynadığı tarza göre. Evet, şovun yıldızı bu herhalde. Ee, güzel bir kart. Komple 5 skill move e, upgrade aldı zaten. 4-5 artık fark ettiyseniz. Ee, dripping iyi, şutu iyi, hızı iyi, pası iyi, fiziği güzel. Keşke biraz da savunma olsa. Tam ideal CM kartı, Scream kartına yaklaşırdı diyelim. <laughs> Ama gayet güzel bir kart. Ben memnunum. Şovun yıldızını inşallah çıkarabiliriz diyelim. Ee, Firmino da böyleydi. Evet ufaktan yedeklere geçelim hızlıca. Evet yedeklerde gururumuz Kaan Ayhan'ı da görüyoruz. Ona da bakacağız. Yedeklerde şu Kaputo dikkatimi çok çekti. Enteresan bir karta benziyor. Kaputo ona da geleceğim. Mandan da bildiğimiz gibi SBC'ye fırlatmalık kaleci. Kaan Ayhan gururumuz. Keşke biraz daha hızlı olsaymış. Ozan Kabak'la yan yana oynatırdık. <laughs> Ama Cuma günü akşam şey bekliyorum ee, Çağlar veya Melih'i bekliyorum İnşallah gelir ha evet kaputo Yani 88-91 çok iyi hız alanı 85-88 gayet yeterli e, Şut şeyleri de driplingi de yeterli 95 çeviklik 85 denge ilginç bir kart Denenebilir Super sub olarak diyelim evet Burada çok dikkatimi çeken bir şey yok İddisi yedekten sokup hızlı olabilir belki Evet Gazişehir baş... Sivas'ı yendiler. 5 attılar o maçtan geldi bu da Tebrik ediyoruz onları da Galatasaray'ı şampiyon yapmak adına önemli bir şey. Evet Engin sinir Engin'in oğluna benziyor ama değil. Bu Ahmet Engin. Devam. Evet Thomas. O da ilginç bir kart. Yedekten sokmak için. Evet. Başa geldik. Çıkıyoruz artık. Şimdi evet. Kırmızı kartlara geçeceğiz dediğim gibi. Ama Naci'nin bütün ödüllerini açacağız. Naci istiyor yok. Dedim yok abi aç hepsini dedi kafana göre. Tamam dedim ben de. Naci'nin bütün şeylerini açacağız. <laughs> Division Rivals'ta satılamaz pekler aldım gördüğünüz gibi. Çünkü bunları da e, size de aynı şeyi yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü arkadaşlar e, onda da şeye gireceğiz. E, bu yükseltme SBCL'ini yapacağız. Gayet mantıklı olacak o da. Evet gördüğünüz gibi 53 bitirdik duygusal anlar. E, senin ilk eliti inşallah arkası devamı gelir. Böylece elitten düşmeyiz bundan sonra diyelim çok rahatlattı beni bir baskı oluşturmaya başlamıştı niye bir türlü elit olamıyorum niye son maçlarda hep kaçıyor diye evet gördüğünüz gibi bir team of the week paketi bir jumbo nadir oyuncu paketi 100k'lık 70k para ve 3 tane oyuncu seçimi geliyor gayet dolgun güzel ödüller olayı da şu onun arkadaşlar şöyle bir çıkayım pekleri göstereyim size pekleri a tabii gösteremiyorum dur şunları bir açalım ilk önce şu 3 kartımızı bir açalım sonra göstereceğim size anlatmak istediğim şeyi Evet ilki hadi bir Firmi'yi. <laughs> ha, Di ya. SBC'ye atılacak kart. 88 over leader alalım. Şöyle bakalım son kez. 2 weak foot olduğu için ne yazık ki çok bir cacık olmaz. <laughs> Devam. Evandan da alacağız yani. Evet çok yapacak bir şey yok. Yüksek overall SBC'ye fırlatmalık kartlar bunlar hep. Hadi güzel bir bitiriş. Bir Minoa Pareo geldi. Yine bir 88. Hiç fena değil bence. 2.88 1.83 Gayet kabul edilebilir. Yani isimler çok iyi değil ama yani keşke filmin olsaydı zaten biri ama olsun. Şimdi gönül rahatıyla hepsini fırlatabileceğim. Ee, SBC'lerin içine şimdi şu dediğim pekleri göstereyim. Bu peklerin üstüne daha da eklenecek arkadaşlar. Bir 50'yi bulur herhalde. Üşenmezsem yani görüyorsunuz envai çeşit pek var. İçinde tabii ki Team of the Week paketimiz ve şey de var. Premium Team of the Week paketi ve şeyimiz de var. Ee, neydi adı ya yani 100k'lık paketimiz de var. Baya ee, bayağı birikecek o pekler. Şimdi Naci'nin paketine geçiyoruz arkadaşlar ufaktan. Şimdi Naci'nin kırmızı karttanı bir bakalım hızlıca. O da Gold 2 bitirmiş. Evet görüyorsunuz gelen pekleri. 3 tane gayet güzel pek alıyor o da. Bakalım ona bir şey çıkarabilecek miyiz? Oh, ah. Ah oh, Kaputo. Kaputu hemen alalım. Devam. Hem en yüksek overall diye. Evet. Yani. Ya bu da 84 bak En mantıklısı olacak. Buraları hızlı hızlı geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi 3 tane paketimizi açacağız. Rare Gold Pack ve 2 Rare Mega Pack var. İlk önce Rare Gold Pack başladık. Haydi bakalım güzel bir şeyler çıkardım Naci için. Onda mağdur etmeyelim dedik. Evet ilk pekte çok bir cacık yok. Hızlıca geçiyoruz. Bu çok kopya kartım var Naci. Kaç oyuncum var kulüpte ya. Neyse onları da hızlıca yollayacağız. Evet bu boşta mağdur etmeyelim. Para ediyorlardır belki. Evet onları da yolladık kulübe devam. Evet mega Megapack'i açıyoruz. Haydi ya bir şey çıkaralım şu çocuğa be. Volcat, Volcat güzel. İtalya Kelin olsun. Stoper Juventus olacak, Kelin olsun. Ay Allah, bu bunun içi geldi Evet, bonuç içi bonuç içidir. alıyoruz tabii ki. En azından hiçbir şey çıkarmadık demeyiz. Acı kardeşimize. Devam. Devam, devam, devam. Hızlıca bakıyoruz. Bakalım bir şeyler var mı? Şu kopya öylerde bir şey çıkar mı diye baktık. Tabii ki yok. Antim kartlar hepsi. Naci takdir ediyorum böyle kartları biriktiriyor. SBC'de gerektiğinde kullanıyor diyelim. Şu gerizekalı pekleri aradan bir çıkaralım. Sonra son pekte inşallah güzel bir kapanış yaparız arkadaşlar. Bakalım burada. Volkout yok. Ama galiba bunlarda Volkout hiç olmuyor ya. Belçika'yı geçelim. Aynen bak 88 normalde Volkout ama yukarıda iki ışık yanmadı. E, o bilmeyenler için de onu da söyleyeyim arkadaşlar bu arada. E, yukarıda iki ışık tepede yanan iki ışığın solu sadece sönmezse biri yanarsa sonunda walk out demek oluyor. <laughs> ee, evet bunu da geçiyoruz. Bu arada arkadaşlar video beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın diyelim. Ee, Patreon linkim aşağıda ona da bakabilirsiniz. Ayrıcalıklar kazanıp bana destek olmak için. Haydi bakalım güzel bir kapanışla bitirelim şu videoyu. İnşallah Rare Megapack, e Pack, E-Pack totemimizde yapalım. Büyük totemdir bu arkadaşlar. Şöyle bir döndük geldik. Haydi bakalım. Yavaş. Ooo oh, Future Star. Emerson olma, Emerson olma. Oo Rodrigo. Rodrigo açıyoruz. Ya 1 milyonun üzerinde dehşet bir kart. Ulan kendimize hayvan gibi bir şey açmıştık geçen hafta. İnşallah yarın da açacağız. Nace Rodrigo'yu çıkarıyoruz. Dehşet bir kart. Yani gerçekten. Oo. 91 overall çok para ediyor. Yani en iyi ikinci kart ya da Mason var herhalde. Mason Greenwood'la birlikte. Uuu bir Joao zaten çok iyi ya. 95 hız, 93 dribbling, 88 şut, 40 defans, 70 fizik, 86 pas. Geleceğin yıldızları Rodrigo Galatasaray'da bir indirip kaldırmıştı bizi. Rövanş maçında Madrid'de çok takılmamak lazım. Onları hatırlamak istemiyoruz. Evet. El işareti lose. Onu da bize yapmamıştır inşallah. <laughs> Hatırlamıyorum ne zaman yaptığını da. Yani dehşet bir kat. Rodrigo çok da güzel duruyor. Yani vay be. Neyse güzel her zaman bizden arkadaşlarımıza uğur gelir. O koke de var arkasında gayet güzel. Daha ne olsun ya. Vallahi daha ne olsun ya. Evet 3 weak foot'u tek zayıf yanı. 4 skill yeterli. Yani hız İnsanlık dışı 99 çeyreklik, 97 denge insanlık dışı bitiriş 97 positioning 90 finishing insanlık dışı pas insanlık dışı çok iyi bir kart. Yani mesela çok üst düzey bir kart. Çok sevindim. Aa kopyalarda bir şey çıkar mı lan yoksa? Koke vardı hoş ama. Ama belli doğmaz Bak kante mante falan bir şey. Şunları bir hızlıca yollayalım. Tamam at at at. cırı Ah ulan. Antin adam çıktı hepsi ya. Bir anda geldiler. Bir de tam yolluyordum kartı.